Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Plus'a hoş geldiniz. Halil Özer'le birlikteyiz stüdyomuzda. Halil Özer ve yok. Halil Özer ve Fuat Akdağ'la birlikte olacaktık. Fuat abiye ulaşılamıyor. Gerçek bu. Yani stüdyoda olmama sebebini bilmiyoruz. Gelecek mi programın bir bölümü? Benim bildiğim Fuat, Fuat gelir. Gelir ama telefon da kapalıymış. Metroda olabilir ya. En son Fulya tarafında görülmüş. 30 dakikadır falan kapalıymış telefon. Nereden geliyor ki metroya binecek o kadar uzun süre? Fuat abi gören duyan olursa lütfen. Gören duyan olursa. Şu numaradan bize ulaşsın. Neyse gelir diye tahmin ediyoruz yani Türkiye'nin olduğunu biliyor. Şimdi gelmemesi durumunda ya da gelene kadar biz Halil Özer'le yapacağız yayınımızı. Bize katlanmak zorundasınız. Yani bizi seviyorlar ya. Katlanma olarak göreceğini düşünmüyorum izleyicilerimizin bizimle yayını yapmayı. Şimdi iyi misin? İyi. Güzel. Hı? İyiyim iyiyim. İdare her şey eder. Yolunda mı? İdare eder. Yine güzel. Havalar da güzel. Ama bugün hele bu. Ya dün nasıl yağmur yağdı bir anda? Bir de uzun zamandır ilk defa gök gürültüsü duydum. Dolu gibi böyle sert sert yağdı falan. Bayağı böyle şeydi. Bir anda böyle bardaktan boşanırcasına derler ya öyle yağmur yağdı. Bugün bayağı güzel hava. Şimdi dün Şenol Güneş'in bugün basın toplantısı düzenleyeceğini söylemiştik. O basın toplantısı gerçekleşti. Tabii uzun bir şekilde aldık biz. Ama parça parça değerlendirmeye başlayacağız. İlk bölüm gelsin ekranlarınıza. Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla çalışacağım. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Ben oyuncumdan daha fazla çalışıyorum. Sezon sonu ayrılacağım. O yüzden işimi daha iyi yaparak ayrılmak isterim diyor. İkinci bölüme de bakalım. Ben milli takıma Mart ayında gelmek istemiyorum dedim. Bana tebliğ yapıldı futbolcular gibi. Bir milli davet aldım. Ceza alır mıyım dedim. Alırsın dediler. Yeni bir şey daha öğrendik. Bir haftalık gideceğim. Bu bir görevdir. Beklenti değildir diyor. Şimdi milli takımdan federasyondan 22-25 Mart tarihlerine oynanacak olan iki karşılaşmayla ilgili Şenol Güneş'e gelen davet sonrası Şenol Güneş de babası toplantısını düzenledi. Şimdi bu davetle ilgili bir dün de verdik bilgi ama atıyorum bu daveti milli takım Türkiye Futbol Federasyonu Abdullah Avcı'ya da yapabilir. Tamer Tuna'ya da yapabilir. Fatih Terim'e de yapabilir. Mustafa Denizli'ye de yapabilir. Yani şu an görevdeki herhangi bir teknik adama yapabilir. Ama tabii ki Haziran itibariyle anlaşması, resmi anlaşması Şenol Güneş'le olduğu için Şenol Güneş'e yaptı. Dolayısıyla oradaki öyle bir detay var. Onu belirterek başlayalım. Senin görüşlerini alayım yani Şenol Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili. Şimdi önceki bu basopansa ben niye gerek duydu onu merak ediyorum. Dün biz de aynı şeyi konuştuk. Yani bir istifa etmiyorsanız Beşiktaş'tan vesaire. Evet. İki maça da gideceğiniz belli. Yani. Hani sanıyorum Şenol Hoca bazen çok hassasiyet de gösteriyor. Haklı olduğu konular da var tabii. Hani bugün de arada laf arası söyledi. Hani hain main gibi laflar ortak dolaşıyordu. Pazar günü ne zaman Beşiktaş'ın maçı? Cumartesi galiba değil mi? Cumartesi. Cumartesi günü taraftar tarafından protesto edileceği falan. Herhalde bunlardan rahatsız oldu. Açıklama gereği duydu. Şu var yani hani şu anda herkesin mesela Beşiktaş şikayetçi olduğunu düşünmüyorum. Milli takımın zaten şikayetçi olduğu zaten olmadığı belli. Hocayı almış. İki maçta da ikna etti. Pardon Hoca da, pazarmış maç. Pazar mı? Neyse fark etmez. Cumartesi pazar. Şenol Hoca da zaten gönüllü. O yüzden çok da fazla bu işin üstünde gitmek de anlamsız. Bana göre hani ortada tekrar böyle bir fişeklemenin veyahut da deşmenin de anlamı yoktu. Ben dediğim gibi bazen diyorum ya burada hani bu kadar çok konuşulan şeyden aslında her şey çok nedenleri basittir. Karşılıklı talep vardı. Milli takımı kabul etti. İki maçta milli takım başında olacak. Beş yaşta sezon sonuna kadar yönetecek. Ve Şenol Hoca'nın da ben iki tarafı da bugün kendisi de aynı şeyi söylüyor zaten. İki tarafı da yönetecek kapasitede veyahut da profesyonel yapıda bir teknik direktör olduğundan eminim. Elbette geçmişte şimdi diyor millet diyor ki hani Fenerbahçe ile kavgalı, onunla kavgalı, bununla kavgalı. Yani arkadaş gelen her teknik direktörün eğer Süper Lig'de görev yapıyorsa her teknik direktörün background'unda mutlaka sıkıntılar vardır kulüpler bazında. Şimdi Fatih Hoca gittiği zaman yok mu? Yani onu çok mu seviyorlardı? Veyahut da Mustafa Hoca gittiği zaman çok mu seviyorlardı? Ya da Abdullah Avcı ya da Ersun Yanal gittiği zaman çok mu seviyorlardı? Yani o yüzden ben oralarıyla fazla ilgilenmiyorum. Onları geride bırakmak lazım. Çünkü söz konusu milli takım olduğu için kimsenin tarafsız olmayacağını düşünüyorum. O yüzden de
Kimsenin de tepki göstereceğini tahmin etmiyorum. Ederse milli takım etmiş olursun. Ben öyle bakıyorum olaya. Hani sonuçta milli takıma gitti. Arkadaş yani şu anda milli takıma giden bir teknik direktör Fenerbahçe'ye düşmanlık mı yapacak yine orada? Ne yapacak? Fenerbahçe'nin adam mı almayacak? O eleştiriler ya da o tip yani, öngörüler gereksiz de. Ya da hadi şu tam o tarafını bırak. Beşiktaş'a hainlik mi yapmış oluyor? Ya nasıl hainlik yapar abi? Şimdi Şenol Hoca 2 yıl Beşiktaş'a bugüne uzun zamandır görmediği başarıları yaşatmış. Taçlandırmış. Nasıl Beşiktaş'tan onun karşısına aldıysa o da her türlü şeyini, bilgisini, kendisini, yüreğini ortaya koymuş. O da onun karşılığını vermiş. Yani karşılıklı herkes kazanılan mesela ona para ver. Tamam adam da sana karşılığını ödemiş. Milli takımına gitmekte, kabul etmekte onun da en doğal haklarından birisi. Yani peki hani gitmese diyelim Beşiktaş taraftan iki maçlık var ya o maç, iki maç. Beşiktaş taraftarının gönlü razı olur mu hani o iki maç gitmese? Ya bence gitmesinde değil sıkıntı. Beşiktaş taraftar bence hoca tamamen gitsin istiyor artık. Şöyle ki şimdi bu ya, tarafta hocayı eleştirmek değil de şöyle bir durum var. Şimdi Beşiktaş netice itibariyle Şenol Güneş'le resmi olarak yollarını ayırıyor sezon sonunda. Bu kesinleşti. Önümüzdeki sezon planlamasını yapmak için şimdi teknik direktör isimleri geziyor. Hali hazırda yardımcı antrenör olan Guti'nin denenme ihtimalinden bahsediliyor ama bu Guti ile ilgili mesela Guti bizim antrenörümüz olur mu? Bu sorumluluğu ona yükleyebilir miyiz? Yükleyemez miyiz? Ölçmek için önemli bir 10 hafta var Beşiktaş'ın önünde ve o 10 haftayı da Şenol Güneş'le geçirmesi durumunda Guti'yi ya deneyemeyecek sezon başında çünkü Guti'ye bütün bir sezonu emanet edecek kadar Guti'yi sınamış değil ya da yani görmüş değil o kadar ehli bir antrenör mü diye. Yani hani bu 10 haftayı mesela Guti idare etse Beşiktaş için de Guti bir opsiyon olabilir mi yeni sezon için? Olamaz mı? Merve, belki biraz daha yanıtlayabilir. Guti konusunda haklı olabilirsin. Hı. Ama bu senin dediğin hedefi olmayan takımlar için geçerli. Şimdi Beşiktaş'ın hedefi bitmedi. Yani maksimum Şampiyonlar Ligi hedefi var. İkinci olursan Şampiyon Ligi. Yani evet. Tam şampiyonluk biraz daha zorlaştı ama ikinci olduğun takdirde ön elemeye katılıyorsun. Geçtiğin takdirde de Şampiyon Ligi'ne katılıyorsun. Şimdi böyle bir hedefin varken takımı herhangi başkası isme vermek yani bir sürü şeyinden, idealinden veyahut da hedefinden vazgeçmiş olmak demektir. Yani şu anda bence doğru olan yapıldı. Sen bana niye karşısına onu çözmüş değilim. Yani doğru olan budur bence Beşiktaş için. Taraftar istemiyor. Ben tamam. Nereden kapıldığımı söyleyeyim. Ben mesela açıkçası Şenol Güneş'le milli takım arasındaki anlaşma resmen duyurulduktan sonra hocanın da açıklamalarda verdiğimizde söylediği gibi şöyle düşündüm. Yani ayrılıyorum zaten artık duyurusu da yapıldı. Üzerimden o yük de kalktı. Çünkü görüşmem ya gitmem etmem gibi sürekli bir takım aksi açıklamalar yapmak zorunda kalıyordu hoca. Tamam artık her şey ortaya çıktı ve resmi olarak duyuruldu. Rahatladı. Rahatladığı için ben bütün konsantrasyonunu zaten gidiyorum. Giderken de güzel olabilecek en iyi yerde tamamlayıp gideyim düşüncesinde olacağını ve çok daha fazla konsantre olacağını düşünüyordum. Aynen hocanın söylediği gibi. Ama beklenmedik ya da öngörülerimiz arasında ilk sıralarda olmayan bir başka tablo ortaya çıkıyor bence. Şu an takımın mesela konsantrasyonu bozuldu bence. Ben o yüzden bunlara katılmıyorum. Ben katılıyorum. Ben takım futbolcusuyum. Takım futbolcusuyum ben. Benim kariyerim de burada ortada. Ben maça çıkarken şimdi ne bileyim Oğuzhan ben Oğuzhan'ım diyelim. Aa hoca milli takımda benim konsantrasyonum bozuldu. Yani kafasının oraya gitmesi nasıl düşünebilirsin ki? Kardeşim sen paranı alıyorsan senin görevin orada Beşiktaş forması altında elinden gelen en iyisini yapmak. Teknik direktör oymuş. Sezon sonu gidiyormuş. Onlar kimse ilgilendirmez. Sen çıkıp işini yapacaksın orada. Nasıl bozar ki konsantrasyonu? Çocuk mu bu? Hepsi bu profesyonel hayatın içinin bir parçası artık. Yani futbolda bu kadar nasıl diyeyim sana bir romantizmin artık bu kadar etkisi yok. Herkes formasını görür. Kendini düşüneceksin, formanı düşüneceksin. Aldığın paranın hakkını vermeye düşüneceksin. Teknik direktörler gelirler, giderler. Beşiktaş'ta da öyle. Gelir gider. Yani o yüzden ben bu konsantrasyonun bu kadar kolay değil ya konsantrasyonun bozulması. Bu kadar basit olmamalı yani. Tamam böyle bir olay yaşandı. Milli takıma gidiyor. Sonuçta ne bileyim Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitmiyor yani. Sonuçta milli takıma gidiyor. Bunu herkesin de 5 yaşında gurur duyması lazım bundan. Ama şu anda bırakması demek Beşiktaş'ın sezondan vazgeçmesi demek.
Ben net olarak öyle bakıyorum. Hani Beşiktaş taraftarı istiyor diye de bence Beşiktaş yönetimi doğru olanı yapıyor. Şenol Hoca da doğru olanı yapıyor. Kulüpleri taraftar yönetemez arkadaş. Yani taraftar isteği vardır. Tabii ki veli nimetidir ama kulübü yönetemezler taraftarlar. Öyle bir peki, onların ama isteği olmaz. Ben takımın konsantrasyonunun bozulduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu arada iki gündür her yayın öncesi hatırlatıyorum. Bugün de şimdi yayınımız başladı ama hatırlatayım. Artık TV Plus uygulamasından bizi izleyen izleyicilerimiz online chat özelliği geldiği için uygulamaya. Online chatte bize sorularını ve görüşlerini yazabilirler. Şu an izliyorken telefonunuzun üzerinden hemen böyle pıt 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 yazabilirsiniz. Biz aynı anda bakamadığımız için ekibimiz bakıyor ve bize iletiyor sorularınızı, görüşlerinizi. Sen bakarsın, bakamıyor musun? Paylaşabilirsiniz. Buradan açarsam bakarım. Ama o zaman sana bakamam yani. Sen, önemli olan sana bakmam. Dört marifet olan insansın. Onu yaparsın. Tabii yapabilirim. Notunu alırsın, şey, benle uğraşırsın, soru sorarsın. Yok, mesajlara cevap yazarım. Mesajlara cevap yazarsın. Hepsini yaparım aynı anda. bilmiyorum yani, ben yine de bu takımın konsantrasyon problemi yaşadığını düşünüyorum özellikle. Allah taktı kafayı konsantrasyon diye. Bozulmaz ya. Ya bozulmuş bence öyle. Ya nasıl bozulur ya? Bunu bana bir mantıklı açıklaması yok ki bunun ya. Açıklaması yok ki. Nasıl bozulur Merve? Seninle aynı fikirde olmadığımızda neden fikrimi değiştirmeye çalışıyorsun? Hayır ama bir şey demiyorum, saygı duyuyorum. Senin fikrin var, tamam da yani o kadar ucuz ki yani bu konsantrasyon bozulur. Ucuz falan değil. Bozulmaz böyle bir şey. O zaman hocanın da geçen yani hocanın konsantrasyonunu bozulmaya niyeti varsa bozulur. Tamam ama bozulmaz. Bozulmuş. Nerede bozulmuş? Benim gözlemim o yönde. Görmüyor musun maçı? Geçtiği maçta bile koruyamıyor yani. Neye bağlayabilirsin? 3-0 yapıncaya kadar konsantrasyonu yerinde. 3-3 olunca mı konsantrasyonu? Bir sonraki maça bak. Deplasmanda Kayseri maçı. Olabilir. Kayseri ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Bir de iki. En zor deplasmanlarından bir tanesi. Hele bu dönemde. Hele bu dönemde zor bir deplasman. Normal bir sonuç yani. Ben oyuncular açısından da gayet böyle boş vermişlik olabileceğini düşünüyorum biraz. Ya insan nasıl boş verebilir ya? Ben bunu anlamıyorum. Hani forma giydiğin bir takımın maçına teknik direktörün seneye yeni sezonda milli takıma gidiyor diye boş vermişlik yapmak ne demek? Eğer böyle bir şey varsa o futbolcu zaten anlaşma, gönder onu. Ne demek boş vermişlik ya? Senin sorumluluğun Şenol Hoca'ya değil ki, kulübe. Fikret Bey'e, Fikret Orman'a ve Beşiktaş Kulübü'ne. Beşiktaş Kulübü'ne ve Fikret Orman'a yönetimin başkan olarak. Ya da yönetim kuruluna. Orayı nasıl bozulur ya? Karyus şimdi mi düşünüyor? Benim psikolojim bozuldu, Şenol Hoca seneye gidiyor. Ne bileyim yani. Bir daha. Öyle mi düşünüyor? Nasıl dağılır? Neyse ya, uzayacak lastik. O yüzden konuyu kapatalım. İkimizin de dediğin belli. Şimdi yarışa çevireceğiz kameralarımızı, yarış sonrası burada. Şu var, şunu söyleyebiliriz pardon. Süreci çok iyi mi götürdü Şenol Hoca? Yok, çok iyi götüremedi. O ayrı mı? Bak o konu edersen tartışırız o konuyu. Tamam, dönüşte tartışalım o zaman. Yok, konuyu kapatacağım. Tamam, bitti ya. Tamam, kapatıyorum konuyu, dönüşte de tartışalım. Yarışa gidelim de yeter ki daha ne istiyorsan yapalım yani. Hepsine tamam şu an. Yarıştan sonra buradayız. Evet, programımızın ikinci bölümü. Yüzlerimiz gülüyor. Ben gelince böyle güzel. Ne güzel iş. Fuat abi, biz programı açarken... Çok özür diliyorum. Hem özellikle pardon izleyicilerden Merve, senden özür dilerim. Halil abiden. Benden dileme. Yok. İstemiyorum zaten dilemeni. Çünkü özür dilemem onun işine gelmez. Gelmez mi? Gelmez çünkü ne kadar üzüldüm. Gelmez de, öyle diyorsa tamam. Gelmez diyelim, tamam. Doğru söylüyor. Gelmez. Fuat abi dedim ki, Fuat abiye ulaşamıyoruz. Yani normalde Fuat Aktağ ve Halil Özer'le birlikte yapacaktık yayınımızı. Başına bir şey gelmiş olmasından endişeleniyoruz. Kendisini gören duyan olursa acil numaralarımıza iletsin şeklinde bir anonsta bulunduk. Tabii. Zannediyorum bu anons vesilesiyle seni yakalayıp... Telefonun radyosu var. Şarjı bitmiş. Telefonun da şarjı bitmiş. Ya telefonumun şarjı bitti. Yolda başıma bir... Ben dedim, ne dedim ama ekibe? Ya şarjı bitmiştir dedim. Ya evet ya, benim şarjım hiç bitmez. Emoji var ya, demin onu söyledim. Hani bir şöyle dudaklı şöyle hani. Dudak buken büken mi emoji? Evet, hakim. En bayıldığım emoji. Yaz gözlüğünde şu andaki durumunu öyle karşılıyorum. Çünkü koştur koştur o emojiyle karşılıyorum. Biraz tabii sıcakladım. Öyle derler. Arkadaşlarımız klimayı açsınlar seni. Evet, evet. Hayır hayır, açmasınlar daha. Daha gelmedi zaman. Neyse, peki. Abi, açmayalım çünkü üşütürüyor. Bu arada biz neden gülerek açtık ikinci bölümü? Çünkü tam jenerik dönerken bir espri orada oldu. Ama duymanız lazım onu. Dedi ki Fuat abi,
Halil abi dedi ki şöyle bir işimiz olmadı, programın yarısında geleceğimiz dedi. Fuat abi dedi ki öyle bir işin vardı, kovuldun. Van'da bir önceki programı izleyenler hatırlayacaklardır. Kovanda benim. Yani ben böyle bir şey, 10 sene oldu be. Ayıptır. Hani bırak yarısında, hiç gelmiyordu yani hani. Biz yarısına da razıyız. Çok ayıp. Çok ayıp. Haftada bir gün mutlaka geliyordum. Evet, ama program haftada 4 gündü. Ha, bir gün mutlaka geliyordum. Mutlaka geliyordum. Şartlarım öyleydi. Kabul etmedin. Yapacak bir şey yok. Benim gibi değerli bir elemanı kaybettin. Sen benim şartlarımı radyodan kabul edip ondan sonra şartlara uymadın. Öyleyse öyle güzelim çift forvet programını efsanelerin arasına yazdırdın. Kayboldu gitti. Hayır, devam ediyor. Ya bırak, kimden ses geliyor ya? Halil Özer'le Gürcan Bilgiç'in yeri doldurulabilir mi? Gürcan Bilgiç devam ediyor. Ne biçim ya, konuşuyorsun? Yanında Halil Özer'in olması, yanında Halil Özer'in olması lazım diyorum. Bensiz bir hiç Gürcan. Söyleyeyim bu kadar. Ama net. Ama çok ayıp şu söyle. Yok, ayıp değil. Gürcan'ın yüzüne de söylerim. Ne olacak? Çift forvet programında bensiz bir hiç. İzleyenler de yanlış anlayacak. Evet. Anlaması doğru, ben doğrusunu söyledim. Doğru anlasın. Allah aşkına programa başlayalım. Başlayalım. Biz şimdi başladık ama burada, zaten biz başladığımızda... Biz burada geyik muhabbeti oldu. Biz başladığımızdaki bölümde de Şenol Güneş'in açıklamalarının yalnızca ilk bölümünü paylaşmıştık. İlk bölümü şöyle... Yani kapatmıştık konuyu, tamam. Şenol Güneş konusunu ya, kapatmadık kapattık, ya. Kapattık. Hayır, ben sana bir şey, ben yardımcı olayım o konuda, tamam. İkinize de. Şenol Hoca istifa, biz anlaşamadık etti mi? O konuda. Beşiktaş'tan istifa etti mi? Hayır, etti. Hayır, etmedim. Peki istifa etmek şartlarını açıkladı mı? Yok, yani bir öyle bir şey yok ki zaten, istifa etmeyeceğinin ne şartları var? Tamam, peki herhangi bir takvim açıkladı mı? Şu hayır, tarih... hayır. O zaman ben... konuşmamıza gerek yok. Haziran sonunda ayrılacak, Haziran'da ayrılacak, iki maçlıkta görev yapacak. Ya, bilmediğimiz bir şey var, yok, onu yok soruyorum. Ben de onu dedim, şöyle... bu basın toplantısına gerek yoktu zaten dedim. O zaman bu basın toplantısı konuşmaya gerçekten gerek yok. Eğer bilmediğimiz bir şey söylemediyse. Ha, şöyle diyor, yani en çok konuşulan mevzu, şu üçüncü caption'ı verir misin? Mesela bu konu önemli, yani üzerine konuşulabilir önem arz ediyor gibi. Yani bilgi vermek olarak vermiyor ama diyor ki mesela hep aynı, hayır bunu demedim Doğuş'cum, şey iki maçtan milli takımdan bahsediyorum. İki maçtan milli takımdan itibaren alalım. İki maçtan milli takıma gideceğim. Giderken de daha önce söylediğim iki takımı çalıştırmaya sıcak bakmam sözünün altında ezileceğim. Beni en çok rahatsız eden konu bu diyor. Yani bu da ne demek istiyor şimdi hoca? Çünkü hep altını çizerek söyledi ya, iki takımı çalıştırmam, iki takımı çalıştırmam. Şimdi davet geldi, gidiyorum, o lafımın altında da eziliyorum diyor. Bir şey diyor ya, öyle demiştim ama dediğim... Şartlar beni buraya getirdi. Ben de mahcup oldum. En önemsiz kısmı bu, biliyor musun? Şöyle bir mal, ne olacak canım, o zaman öyle demiştir. Şimdi şartlar bunu gerektirir. Olur böyle şeyler. Bu bir yerden ben yakalamaya çalışıyorum ama yok. Yani yok, yakalanacak yanı tamam yok. Buradan mesela, ama şu çok büyük mesele. Eğer bir mesele arıyorsak şudur. Bu basın toplantısını niye yaptı? Ben bu sorunun cevabını alamadım. Ya bunu söylemek için yaptıysa buna basın toplantısına da... Gerek yoktu, ben onu söyledim ya sana. Gerek yok. Ha, ben şunu bekledim. Herhalde Beşiktaş'tan istifa edecek dedim. Yok, Beşiktaş muhabirleri onu yazdı basın toplantısından önce. Etmeyecekti. Yani. Etmeyecek diye söyledi. Beşiktaş muhabirleri yazdı da. Evet. Ya basın toplantısı düzenliyorsan hani bunun karşısında bir, hani bir olağanüstü bir basın toplantısı değil mi bu? Durduk yere hani hiçbir şey yok ortada. Fuat. Ama ortada var olan ne? İnsanlar ne diyor? Şenol Hoca'nın milli takım teknik direktörlüğü açıklandı. Ama kendisi Beşiktaş'ta ve kendisi milli takım teknik direktörlüğü açıklandığı için Beşiktaş'taki performans düşüşünü de bu açıklamaya bağlıyorlar motivasyonu. Ortadan kalktı. Dolayısıyla Beşiktaş'taki performansı düştü Şenol Hoca'nın diye bir takım yorumlar var. Bir ölçüde ben de katılıyorum buna. Dolayısıyla da Şenol Hoca bir şey söyleyecekse olabilir. Ha, söylememiş, istifa etmemiş. O da olabilir. Ben kabul ediyorum. Ama neden basın toplantısı? Niye sürekli medyaya kızgın? Sürekli medyayla hafta sonu, bir, hafta bir tuhaf sonu bir durum var. Gerçekten anlamadım. Söylemler var. Bence ona kızdı, o yüzden yaptı basın toplantısını. Maçta protesto edilirim falan diye. Edilecek yani. Kendimi, beni hain olarak mı görüyorsunuz diye öyle bir açıklama yaptı. Ben yapılırsa yok, yoksa ben seninle, ben seninle aynı fikirdeyim. Yani niye protesto gerek artık canım yani? Şey, köşe taşları belli olmuş. Haziran'da imzalayacaksın. İki maça izin vereceksin. Gideceksin. Beşiktaş'a izin vermiş. Hayır der mi zaten, demez. Sezon sonuna kadar Beşiktaş'a devam edeceksin. Bunun dışında ama zaten gerek yok, hiç konuşulmaz. Şunu söyledi mi? Peki bizim bildiğimiz, üzerinde durduğumuz, medyada sürekli konuşulan para konusunda anlaşamıyorlar. Bir alacağı var. O alacağı konusunda Beşiktaş kulübüyle anlaşırsa ayrılacak zaten. Mesela yok, bununla ilgili yok, bir şey söyledi mi? Ben zaman... görmedim onu. Ben geçen programda şeyi söyledim. Hatırlıyor musun Merve? Hani Beşiktaş normalde isteyebilir hocanın gitmesini. Giderse de zaten...
ödeyeceği paradan kurtulacak hocaya. Evet. Şimdi istifa ederse. Kendisi istifa ettiği için. Ama etmedi. Öyle bir şey yapmayacak. Yapmadı. Ama işte anlaşmaya çalışıyorlar. Ya rakam da 2 milyon birimini bilmiyorum. Euro mu lira mı neyse benim için Euro'dur. Önemi de yok. Kimse için de önemi yok. Yani neyse bir rakam. Onu ilgilendiriyor. Benim anlayışıma göre. Orada anlaşamıyorlar. Ve benim bildiğim bu. Medyadan takip ettiğim, televizyonda bu işi bilen, çok iyi takip eden yorumcuların ve habercilerin söylediklerine bakarak öğrendiğim bu. Rakamsal bir takım konularda anlaşamadıkları için parada hoca devam ediyor. Şimdi böyle bir durum varken bir basın toplantısı düzenleniyorsa yeni bir şey olması lazım. Üzerinde de şöyle işte milli takımla anlaştı o yüzden Beşiktaş'ta motivasyon düştü şeklinde eleştiriler de varsa ki bu eleştiriler haksız diyemeyiz. Bunlar yapılır, normaldir bu eleştirilerin yapılması. Böyle bir ortamda basın toplantısı düzenleyip bu iki konuya açıklık getirmiyorsan, bu iki konuyla ilgili hiçbir şey söylenmiyorsa basın toplantısının manası nedir ben bilmiyorum. Ya bir takım ya ben de anlamadım ki yani bir şekilde kendini ifade etmeye mi çalıştı acaba yani hani bir durum değişikliği olmayacak ama hocanın hep olan, kafası olan durumdaki ya hoca böyle hocanın aklı kafası savunma hoca çok dolu bir insandır ama genelde böyle kendini çok iyi ifade edemez. Hani bir de sürekli bir savunma hali var. Buna gerek var mı sence? Ya o yüzden diyorum işte bence... Ama hoca sürekli kendisine saldırıldığı gibi bir düşünceye sahip ya. Ya mesela şey gibi ama düşünmüyor. Hoca bu yenilik ya saldırma konusunda yani. Normal bunlar ya. Değil mi Halil? Ya çok da fazla da... Medya, gazete, maçtan sonra diyorlar ki... Yani sen şeyle anlaştın ne olacak? Şimdi diyor ki ne alakası var? Şimdi maçı konuşmamız lazım diye uzun bir konuşma yaptı basın toplantısında, maçtan sonraki basın toplantısında. E peki o soruyu şöyle mi sorsaydı gazeteci arkadaş? Sen milli takımla anlaştığın için hocam siz takım performansınız düştü. Bu konuda da bu çok konuşuluyor. Ne diyorsunuz deseydi? O zaman maçı konuşalım. Ne gerek var milli takımı konuşmaya mı diyecekti? Anlatabiliyor muyum? Tabii ya çünkü birbirleriyle bağlantılı. Tabii yani. Ki bağlantılı. Her şey birbirine. Ve basın toplantısı her şey sorulabilir. Niye gazetecinin soracağı soruyu bilmiyorsun? Zaten şimdi milli takıma bir takımdan bir kulüpten gittiği zaman bunlar yaşanıyor. Mesela Fatih Hoca'nın gittiği dönemde de o gün konuşulanlara ve tartışılanlara baktığın zaman hemen hemen aynı şeyler. Hemen hemen aynı konular konuşuldu. Yönetime tepkiler oldu, hocaya tepkiler oldu, federasyona tepkiler oldu. Genelde bunlar yaşanıyor. Ben de diyorum ki hani çok da fazla dedim, oraya geleceğim yine. Çok da fazla olaylar belliyken artık bu saatten sonra geri dönüş de olmayacağına göre üzerinden tartışmak zarar verir herkese. Doğru. O yüzden bu basın toplantısı o yüzden dedim gerek de yok artık. Hı-hı. Sen artık Haziran'dan itibaren milli takım teknik direktörüsün. Haziran'a kadar da 5 yaşın teknik direktörüsün. İki maçta da milli takıma gideceksin ki normal bence. Bunun dışında çok fazla da konuşmaya da gerek yok. Hocanın da çok fazla da konuşmasına gerek yok. Bir de kaldı ki federasyon görevlendiriyor. Federasyonun evet. Yetkisi var. Görevlendirme yetkisi var. Var. Milli takımda Şenol Hoca'yı görevlendiriyor. Yetkisini kullanıyor. Beşiktaş kulübü de bunu olumlu karşılıyor. Tamam diyor. E tamam bitti. Neyi tartışıyoruz zaten? Aynen. Hani... Ve anlamadım neyi konuştuğumuzu. Milli takımla alakalı da Arda, Burak, Volkan gibi oyuncular gelişen şartlar içinde olumsuz katkı yaratacaksa milli takımda oynamayabilirler. Buna ben tek başıma karar vermeyeceğim. Mesela bunu da anlamadım ben. Olumsuz katkı söyleyeyim. Vermek ben demek. Ben söyleyeyim mi? Ben Burak'ı oynatmak istiyorum. Ama eğer Burak'ın oynaması milli takıma performanstan bağımsız başka bir olumsuz bir şey yansıyacaksa o zaman onu hep beraber karar veririz. Onun kararını sadece ben vermem. Ya da TFF tarafında da bir sıkıntı evet. Varsa. Özetle diyor ki ben çağırmak istiyorum. TFF tarafında sen bir daha sıkıntı var, ben çağırma. Ben biraz Şenol Hoca gibi konuştum. Ama şimdi bunu böyle söylediğinizde böyle şöyle anlaşılıyor. Ben çağırmak istiyorum. Ama performans dışında bir bu oyuncular benim takımda olmamalı diye beni aşacak bir karar yaşananları... varsa yapacak bir şeyim yok. Ama eğer yani. Performans önemliyse ben alırım oyuncuları. Alacağım diyor zaten tabii, çok belli. Yani ama eğer federasyon ben... istemiyor, federasyonun evet. Bu konuda bir tavrı varsa almam. Çünkü bilmediği için orada milli takımdan geçme Avrupa Şampiyonası neler yaşandığını. Hani federasyon... Bir bakacağız diyor yani. Rencide edeceği bir şey varsa tabii ki federasyon alma diyecek onu. Tamam. Konuda. O yüzden de saygı göstereceğini söylüyor. Evet. Ki ben alır diye düşünüyorum.
Bence Burak Kesin çağıracak zaten. Bence de. Burak Kesin çağıracak hani, da. Eki şunun yerine, onun yerine. Çünkü milli takım şey değil. Ya Burak için, şimdi Burak'ı çağıracak zaten demeye bile gerek yok. Burak için transferi zamanında söylediği şeyleri hatırlayın. Tabii canım yani Luis Suarez. İyi golcüsü yani. Dedi Luis yani. Luis Suarez dedi daha iyi. Biraz daha ileri gideyim. Onu almayacak mı? Kim alacak mı? Geçen sene olsaydı şampiyon olurduk ifadesi var. Tabii. Luis Suarez dedi daha iyisi. Evet. Şam'da yani biraz hani yani. O ortamda taraftarın da Burak'a olan tepkisinden dolayı Burak'a kollamak ve yani şey yapmak için biraz arkasında durmak adına böyle şeyler yaptı. Ama hoca ben ama öyle de inandığı da gerçekten. Bir şey tabii. Ne olur şimdi yine herkes Burak'ı alkışlıyorlar orada. Adam iyi golcü abi. Ya biraz overdose da olsa Burak'la ilgili söyledikleri ama doğru da aynı. Dolayısıyla şimdi böyle söyleyip takımda da iyi giderken Burak zaten almama ihtimali ya da almayı düşünmeme ihtimali ne pek şey konuşamayız yani. Söylüyor onda yani eğer federasyon bir, hani orada diyor milli takıma idari bir karar varsa milli takıma diyor bir oyuncunun yani. Gelme kriterleri sadece performans değildir. Değil, evet. Orası milli takım milli forma giyiyor. Buna aykırı bir durum olacaksa varsa diyor beraber konuşuruz birlikte karar veririz diyor. Mantıklı yani. Bakalım. Onun dışında Beşiktaş yeni teknik direktörünü şimdi açıklasa ben mutlu olurum. Belli olsun. Bunları aşmamız lazım artık diyor. Niye mutlu olacağını anlamadım ama. Guti yardımcın olacak dedikleri zaman sinirlenen bir adamın teknik direktör açıklandığı nasıl bir tepki verecek? Hayır. Çünkü ben anlaştım. Onu ben anla ben gidiyorum diyor ya. Ben diyor, gidiyorum benim, zaten diyor. Ben diyor kendi, gelsin diyor beraber kendi çalışalım. Kendi anlaşmamı diyor. Yaptım diyor. O zaman gitsin Halil. Ben kendi anlaşmamı ya yapmasaydı sıkıntı olmaz. Olurdu. Aha. Mesela şöyle bir şey olsa Şenol Hoca bu açıklamayı yapar mıydı? Siz ikiniz de tanıyan isimlersiniz. Şenol Hoca'nın milli takımla herhangi bir anlaşması olmasaydı. Sadece Beşiktaş yönetimi tarafından sezon sonu itibariyle Şenol Güneş'le çalışmaya devam etmeyeceğiz diye resmi bir açıklama yapılsaydı. Hocanın da herhangi bir takımı olmasaydı. Bunu anlayış gösterir miydi? Olur mu? Arasında şartlar arasında dağlar kadar. Bir de bu doğru da olmazdı zaten. Zaten olmaz yani. Ben kendini aldatırken yok, demek kendin istiyor. Çelişiyorsun zaten bu konuşmanla. Neden çelişiyorum? Yani o dediğin şekilde olmaz zaten. Ama öyle. Olur musun? Çelişiyor. Zaten programın ilk bölümünün sonlarında da çok anlamışamamıştım. Yani bu bir kere çok aykırı bak, oldu. Bak ben gelmeyince bu değil mi? Aykırı oldu, aykırı. Hayır, diyelim ki açıklama yapsın yapmasın. Ben şunu söylemeye çalışıyorum. Kesinleşti değil mi? Şenol Güneş sezon sonu Beşiktaş'la anlaşmayacak. Tamam da devam belli edin. Değil. Belki anlaşır. Hayır. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bilirsin ya onu mesela. Şenol Güneş'in milli takımla anlaşacağını da herkes biliyordu ama resmi açıklama yapıldı. Ama şu anlaştığı bir kulüp yok. Şu anda anlaştığı bir kulüp var. Diyorum ya dağlar kadar fark var arada diye. Ne anlaştı? Onu diyorum işte yani anlaşmamış olsaydı başka bir kulüple bu açıklama yapar mı? Niye hala yapsın normal böyle? Gelir miydi yok, diyorum gelmez. Yani. Onu bu açıklama zaten hoca yapmazdı ki. Ya ben garantideyim bundan sonrası. Aslında şunu demek istiyor hoca. Bu yani Merve'ye bahsediyorsun. Ben diyor milli takımla anlaştım önceden açıklandı. Bunda ne var ki diyor. Beşiktaş'ınkini de açıklasın Beşiktaş yönetimi. Ben de bunu mesela şu saatten sonra diyor. Tabii ki bir şu şey onu söylüyor. Onu diyorum çünkü ki. Neden ha. Sizin belli zaten. Siz hayal ettiğiniz şeye kavuşmuşsunuz. Ha. O zaman mı? Ya bu şartlar sizin için. Neden kalbini tutuyorsun ya? Arada şöyle bir fark var. Bu nasıl bir şey biliyor musun benim anlamadın sen klima, demek evet, istediğimi. Klima, evet. Elin tuzağına düşme. Ay ne demek istediğimi anlamadın anladım, sen. Anladım. Ben diyorum ki çok bu böyle vardır ya. Şartlar benim istediğim gibi ise anlayış gösteririm. Tam tersi ise göstermem durumu bu. Evet, yani evet. Aynen futbolun içindeki anladım. Şey gibi. Ama, hakem hatası lehinize ise ve aleyhinize durum... ise ki reaksiyonlarınız gibi. Burada... Şenol Hoca bu açıklamayı genel olarak yapamazlar. Tam normalde genel tersi, görüşü değil bu. Bu durum için görüşü. Onu söylemeye çalışıyorum. Dediğin tersi öyle. Durum nerede yaşanabilir ki zaten öyle bir şey yok. Allah bir şey Allah. Olmaz. Ama Fuat abi beni anladı. Öyle diyor. Sen öyle şimdi bir şey yok. Hayır ama yok öyle bir şey yok. Yani böyle nasıl benzetme sen... olmaz. Benzetme hatalı diyorum ben sana. Tamam. Yani sen hocanın, kendi görüşünü hocanın durumuyla şu anda senin anlattığın durum arasında siyahla beyaz i̇şte kadar fark aynen var. Aynen onu söylemeye çalışıyorum. İkisi arasında diyor. Siyahla beyaz abi kadar fark var. Abi durum bu olduğunda siz buna sempatik bakıyorsunuz diyorum. Onu söylemeye çalışıyorum zaten. Öteki türlü olsaydı olmaz ben de diyorum olmaz diyorum işte öteki türlü, öteki türlü yapmazdı. Öteki türlü diye bir şey yok. O dediği tamamen bir bilim kurgu. Yani hani öyle gideyim hadi. Öyle bir şey yok. Olmaz öyle bir şey futbolda. Kim der abi ona? Futbolda öyle bir şey olmaz diyorsun. Olan bin tane adam geldi. Bu tür bir şey yok. Bernabéu'da Real Madrid'i 4-1 yendi gitti Ajax. Ay abi de şimdi o. Ha? Futbolda her şey. Nerelere gittin ya? Hemen başladı biliyorsun değil mi? Ne diyorsun maçı? İşte Ajax altyapısı gibi diye. Bilmiyorum gider arkadaşlar onu yorum yapar. Yalnız inanılmazdı ya Halil.
Çok güzel maçtı. Gerçekten inanılmaz. Dün gece, o Ajax... Dün geceki maçlar da çok güzeldi ya. Güzeldi ama bu... Tadiç miydi? Tadiç mi neydi? Tadiç. Tadiç abi. İnanılmaz ya. Ya. O attırdığı gol nasıl bir şeydi? Ya Halil bak hepsi birden. Yani bütün Ajax oyuncuları tek tek o gencecik çocuklar ne futbol oynuyorlar ya. Ama şu var bak. Ya çok büyük bir ders. Çok çok büyük bir kesinlikle ders bak, herkese. Hiçbir şekilde. Bak Real Madrid'e de. Yani işte altyapı böyle olur falan. Bu sadece bize ders olsun konusu olamaz. Aynen. Bütün dünyaya ders verdi Ajax. Aynen. 19 yaşındaki oyuncuyla. Ama biliyorsun böyle Real Madrid'i öyle. Fuat şöyle bir şey söyle. Perişan ettiler. Zavallı Ajax'ı duruma düşürdüler. Bak ne diyorsun? Aynen doğru söylüyorsun. Küçümsemek anlamında söylemiyorum. %100 büyük başarı. Çok büyük de oyuncular geliyor. Ama hani bunu hemen Ajax mucizesi falan diye aradan 30 sene. Bu Ajax mucizesi. Şu anda Ajax mucizesi ama arada bir bu mucize bir durum. Kim yaptı? Çok önemli bir süre verdiler. Koymuyorum. Yani bunu yapamıyorlar. Bir jenerasyon en son jenerasyon ne zaman yakaladılar? Ajax'ta böyle bir problem var tabii. Onu söylemeye çalışıyorum. Ajax bu işi süper yapardan falan. Şey, ben ondan bahsetmiyorum. Çünkü şu bak o tartışılıyordu eskiden. O tartışıyordu bundan yani son yıllarda. Ajax mucizesinin ne oldu diye. Bir takım şeylerin bu konuda birçok da yazı da çıktı. Hatalı yapıldığı, yanlış yapıldı. Bu maç gösteriyor ki o hatalardan döndüler. Umarım döndüler. Çünkü Avrupa futbolunun gerçekten onlar gibi ülkeye ihtiyacı var abi. Evet ya. Var. Öyle bir altyapıya ihtiyacı var. Evet. Ve gösteriyor ki döndüler bence. Çünkü bu kadar adamı bir araya getirmek tesadüfle değil. Yani sadece tesadüfle hani olmaz. Onlar yapsın, diğerleri yesinle bitmiyor yani. Yani şunu söyleyeyim. Orada bir ders vardı. Aynen. Bak. Bizim ders. Ülkede, Türkiye'de bunu yapma Merve şansımız. Ne oldu biz? Bizim Türkiye'de bunu yapma şansımız. Bak kızı sıfır. Sinirlendirdi. Kızdı. Oyuna küstü. İyi de o bir kere ben ona her zaman sinirleniyorum. O bir kere sinirleniyor. Ne oluyor? Bir kere öğrensin biraz sinirlenmeyi. Gitsin. Hayatta bunlar da var. Niye senin arabana çarpmadılar da Fuat abinin arabasına çarptılar bugün de? Fuat abi gel. O kadın keşke sana çarpsa. O kadın keşke sana. Aman abi şu anda uğraşamam. Şarjda keşke seni bir tane şarj bir tane telefonda senin olsaydı. Ayıp ya. Sen kaza şey yapsaydın keşke de diye. Bir şey söyleyeceğim. Çok ileri gitti bunu. Çok. Hayati bir kaza değil ya. Olsun yani. Olsun. Ya yayına geç kaza bile sayılır. Yayına yani. Gelme ben engel olacak kadar olsa yeter. Ben olacak çok şüpheliyim o kazaya. Neye şüphesin? Kazandan mı şüphesin? Emoji var ya. Ya senin de genel tavrın o. Bak şimdi bana da saldırıyor. Herkes. Ne bekliyorsun? Senin desteklemem söz konusu olabilir mi sence? Yani? Ben senden bir kere hayır bir şey söyleyeceğim. Açıklamalardan sonra. Hayır ben sana bir şey söyleyeceğim. Zerre destekleme ihtimali var. Aynen çünkü sence? Ben Allah senden mi? Umudu kestiğim için destekleme konusunda o yüzden çok fazla da onun peşine koşmuyorum. O yüzden normal karşılaman lazım. Bunlar da hazırlıklı olman lazım. Bilmiyorum. Ben ayrıca bir şey demedim. Sadece fikirlere karşıyım dedim. Bugün evet, hayır, hiçbir şey tutturamadım benim. Benim kafamda hiçbir şey tutturamadım bugün. Sen mesela yayın öncesi bak Fuat abi. Ya Burak izleyici karar versin ona. Sen niye ben kendi fikrim... Kardeşim beni sinirlendirme. Abi ben sana bu konuda fikrini soran mı oldu? Sen yorumunu yap. Bu kadar. Sorulara cevap ver. Kendi fikrini söyle. Beğeniyorsan beğen, beğenmiyorsan... Aynı şeyi söylüyorum işte. Yayınla ilgili nasıl yorum diyorum yaparsın? Diyorum ki bu benim görüşüm. Yaparım abi. Niye? Ben burada oturuyorsam her türlü yorum yaparım. Ama şeyden önce yarışa gitmeden önceki bölümünde yayının dedim ki bence Beşiktaş takımı konsantrasyonu bozuldu dedim. Yani Beşiktaş takımı Şenol Hoca ekstra motive olabilir gider ayak iyi bırakayım takımı diye ama bence takımın konsantrasyonu bozulmuş. Ben öyle gözlemliyorum. Çok enteresan dedim, bir gözlem bence bu evet. Takımın konsantrasyonu bozulur mu dedi. Dedim ki niye bozulmasın? Neden bozulmasın? Bozum öyle şey Fenerbahçe'nin yaşadığı Real Madrid'in yaşadığı şey ne? Ya ne ilgisi var onunla bu? Çok ilgisi var. Takımın konsantrasyonu. Ya ben şunu söylüyorum. O kadar şimdi, para alan oyuncunun konsantrasyonu mu bozulurmuş? Bir dakika arkadaşlar. Bozulur tabii. Bozulmamalı ayrı bir şey. Şimdi çete gibi böyle karşılıklı oturuyorsunuz. Şey bu baştan aşağı. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hı. Konu neydi? Konsantrasyonu bozuldu mu bozulmadı mı? Takımın konsantrasyonu bozulur mu bozulmaz mı? Konumuz bu. Bozulur şimdi, mu takımın konsantrasyonu? Ya bak bir daha şimdi Fuat geldi bir daha söyleyeyim. Şimdi diyelim ki Vida. Evet. Ne yapacak? Topa mı çıkamayacak? Aa, tam çıkarken aklına geliyor. O kadar egzajere ediyorsun ki. Evet öyle. Hoca. Ha. Ay be. Ha, Şenol Hoca'dan dolayı mı? Evet onu diyoruz biz. Ha, bu, onu bu, diyoruz. Bu süreç... Futbolcunun motivasyonu... O da olabilir. Ya nasıl olur? Yapmayın ya, gözünü seveyim ya. Halil şu oluyor. Ya Şenol bak, Hoca mı onların şey? Bunun bağlı oldukları forma var arkadaş. Bak teknik direktör... Beşiktaş kulübü var. Herhangi yapmayın. Bir kulüp takımda... Futbol bu kadar artık... Futbol şey bu kadar artık basit bir oyun değil arkadaş. Yalnız bir dinlemeyi... Değil. Bir dinlemeyi öğren. Mümkün bir dinlemeyi... Arkadaşlarım... Asla dinlemeyi... Arkadaşlarım morali bozulacakmış. Vay be. Mümkün değil dinlemiyor. O zaman sal gitsin çocuklar o zaman abi bundan morali bozuluyorsa.
olsa. Niye dinlemiyor? Bu ne abi, böyle bir şey olur tamam mu? Tamam, o zaman salalım gitsin ya. Tamam, çocuklara yoksa gönder bu kadar şeyle, böyle romantikler şeyler. Ah hocam, tabii, tabii, ah çok hocam. Kolay vermişsin. Ben bu topa koşamam. 15 milyon euroyu gönder gitsin öyle mi? Evet, gönder gitsin. Veyahut da vermişsin. Nasıl göndereceksin? Veyahut da o zaman ben de sana şöyle söyleyeyim. Motivasyon her şey. Bir dakika, ben de sana şöyle söyleyeyim. Veriyorsun 15 milyonu, Şen Hoca gidiyor diyor, maça motive olamıyorsun. Var mı böyle bir şey? Bence ya ben sebepleri bir olabilir motivasyon. Ya ikiniz de patladınız, konuşmayın bak abi. Patladınız işte, bu şey yapmayın. Ya ben hayatımda benim haklı olduğum şu anda şey çözüyorsunuz. Ama sırf bana inat olsun diye böyle ya, futbolda artık yok öyle bir ya şey abi. Bence de haklı. Merve, yeterince ben, daha kim ben, kimin sesi yüksek çıkarsa o haklı. Yok, senin yaptığın haklı. Şu an o. Ben şu anda ben katılıyorum. Neden? Ne dediğini tam anlamıyorum ama haklı olduğunu ne dedi, ne dediğimi çok yanlıyorsun da şimdi. Hiç, futbolda böyle. O veya bu böyle olmalıdır. O veya bu sebeple. İkiniz de bana yüzlerce nasıl morali bol motivasyonunu kaybeder abi? Yüzlerce örneği var ya takımın. Nasıl takıl ya? Burada 100 kere Şampiyonlar Ligi'ne motivasyonunu kaybetmiş takım niye? Televizyoncu kariyerim boyunca şöyle bir programda olmayı çok hayır, isterim. Hayır gerçekten. En sonunda oldu. Ya, bu şey olabilir mi yani? Takımın motivasyonu. Acaba nasıl bir şey oluyor? Ya adam Şampiyonlar Ligi'ne. Bozuk diye 100 kere burada örnek adam, var. Adam Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci olma ihtimali var. Şenol Hoca diye morali bozulacak. Ya böyle bir şey var mı arkadaş ya? Şenol Hoca diye morali bozuldu demedim ki ben, sen tamam mı? Halil sana. Siz de şirin. Ben diyorum ki takımın motivasyonu kayboldu. Ben haklı. Niye diye kayboldu işte? Şenol Hoca yüzünden kayboldu. Bir soru sorabilir miyim? Ama bir şey söyleyeceğim. Aynı şekilde kaybolmuş takımın motivasyonu. Aynı takım Merve, değil mi o? Merve müsaade edersen bir soru sorabilir miyim? Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımla geçen sene şampiyonluk yarışında Türkiye Kupası Fenerbahçe maçından sonra motivasyonu giden takım aynı değil mi? Bravo. Santrafor'un kaldı. Ne aradaki fark? Orta sahaya. Aradaki fark ne yani? Aradaki tek fark şu motivasyon. O başka yerlere gidiyor başarısız. Hiç. Santrafor'unu kaptırmışsın, en iyi oyuncularını kaptırmışsın, stoperlerini kaptırmışsın, yenilerini almamışsın, istenilen adamları almamışsın, en iyi adamlarını satmışsın, yerine koyamamışsın. Bu ilk defa olmuyor Şenol Hoca için ama. Hayır, bir şey demiyorum. Şey bu Şenol Hoca'nın başına hep diyor ki, her başarılar sözün, diyor ya. Bir dakika müsaade et. Eski başarı zaten almam mümkün değil. Hayır, yanlışsın. Ya nasıl yanlış diyor ya, ya bilmiyor şey bilmiyor bu ya. Ya bilmiyor. Nasıl bilmiyor siz bilmiyorsunuz kardeşim ben. Kim daha çok bağıran haklı. Yemin ediyorum ben de böyle bir programda almak istiyordum. Ben böyle bir şey görmedim. Ya Kemal Belgin arıyor abi gözlerinde. Asla bak azıcık haklı çıkacağına dair cümleyi kur bağırarak kesmeye başlıyor zaten yani hiç şey yok. Ben bak zerre kadar size hak vermiyorum abi şu an. Bak işte hiç. Zerre kadar. Çünkü neden dinlemeye çünkü ben sonuna kadar haklıyım. Mümkün değil ya. Ne kadar hak vermiyorsun? Bir bile vermiyorum. Zerre. Zerre. Tabii daha çok vurgularsa, daha çok bağırırsa daha haklı o. Ben yani haklı. Ben hak veriyorum. Tamam bak sen de vereceksin. Zaten bir gün, bir gün herkes bana hak verecek. Sana haklı dedin. Çünkü o zaman bitecek tartışma. Biraz saygı olur. Yaşlı başlı tamam, adam. Haklısın. Tamam. Bak hemen oraya döndü. Emoji'yi koyalım. Ne oldu bel altı. Hemen oraya döndü. Koy emoji'yi. Emoji'yi koyalım. Beğenmez surat emojisini. Şimdi ben diyorum ki Merve çok özür dilerim. Tamam tabii buyurun. Konuyu önce geçen sezon sonunda Aykut Hoca'nın yaptığı bu hani taş geldi yok dikildi dikilmedi mevzunda ayarı bu, orada da bir motivasyon düştü ve takımın performansının düşüşünü ben ona bağladım. Sen ister bunu kabul et ister kabul bak et. Ama ya bak bunu orada belki de şampiyonluk tamam, kaçtı o derece ben şeydi, bak, bu ama sezon ben onları demiyorum o konu değildi ki. Ya ama hoca, bunu bana bununla gelirsen tamam. Takımın motivasyonu bana, hocayla bağlantılı ya, olarak kalka yok bana, olabilir. Bana, bu yanlış bir şey olamaz. Bununla gelirsen tamam. Ben milli takıma gitmesiyle iki takımı yönetmesiyle takım motivasyonun bozulacağı tezine hayır, karşıyım hoca, ben. Hoca teknik direktör kaynaklı Merve takım da, motivasyonu Merve Hanım'ın da söylediği bu. Takım motivasyonu yani bozulacağı ben her söylediğine katılmak zorunda değilim ki kutsal bir söz değil. Katılmak ki zorunda asla değilsin de Hollywood, ben diyorum değil, ki. Değil abi kutsal söz değil. Bu benim yorumum ben. Bana göre senin söylediğin şey takımda bir motivasyon kaybı görüyorum. Gidiyorsun Kayseri deplasmanında öne geçiyorsun. Bir Fenerbahçe'ye eğer şampiyonluk Şampiyonlar Ligi'ne bu kadar motive ise o bahsettiğin milyon euroluk futbolcular 3-0'dan 3-3'e getirdiğin Fenerbahçe maçı sonrası bir de üstüne Kayseri deplasmanında öne geçip maç vermezsin ya. İyi de o zaman sen Fenerbahçe'yi yok sayıyorsun. Motive değilsin demektir bu ya. Bu motive değilsin senden demektir. Senden ikinci yarıda daha iyi oynamışlar. Hayır, böyle bakacaksın. Kayseri maçında motive değilsin. Hele ki böyle evinde bir derbide puan kaybetmişsin. Ya bunun nedeni Şenol Hoca mı? Şenol Hoca yaptı önce 3-0'da 3-3 olmuş. Bunun nedeni demiyorum. Ben diyorum ki takımda bir motivasyon kaybı var. Zamanlamasına bakarsak bu motivasyon kaybının. Oh daraldım. Zamanlamasına bakarsak da bu mevzu resmi olarak Şenol Güneş'in artık alır bu takımın başında sezon sonu itibariyle olmayacağının açıklamasından sonra. Ya sonuçta bu takım mümkün böyle bir şey. Neden bırakıyorsun? Tamam. Ya hani ya, üslupta biraz problem var
ama kabul etmek zorunda da değil. Değilim abi. Kabul etmesin, ben kabul etmeye çalışıyorum. Hadi ben görüşümü ama söylüyorum. Ama uslup problemle. Haklısın. Seninkine de bak biraz sonra Kemal abi, Turgay Demir, son derece saygı, Evren hepsi girecek içeri, söyleyeyim sana. Saldırgan bir tavırla beni. Güncel abi hepsi geliyor biraz sonra. Tam bize göre program diye. Şimdi asıl ilginç bir şey var. Bugün Türkiye Gazetesi'nde oldukça ilginç bir iddia var. İddiaya göre Fırat Aydınus yardımcısına saldırıyor. Malatya Başakşehir maçından sonra. Evet evet, güzel bir haber. Ve fiziksel bir saldırıda bulunduğu da söyleniyor aynı zamanda iddiada. Şöyle hangi maçta ben Başakşehir? Malatya Başakşehir maçından sonra. İddiaya göre Aydınus yardımcısı Yusuf Bozdoğan'a küfür ediyor. Soyunma odasında kavga oluyor. Temsilci bunu duyup Hüsnü Güreli'ye bildiriyor. O da olayın rapor edilmesini istiyor. Pazar günü oynanan temsilciye de şey yapıyor. Temsilci bunun üzerine Hüsnü Bey'i arıyor. Evet. Pazar günü oynanan Evkur Yeni Malatya Spor Başakşehir maçında hakem ve yardımcısıyla yaşandığı iddia edilen kavga Riva'yı ayağa kaldırdı. Maçtan sonra hakem Fırat Aydınus ve yardımcısı Yusuf Bozdoğan soyunma odasında kavga ediyor. Ses ve gürültü artınca maçın temsilcilerinden Cenk Altun durumu Riva'ya telefonla iletiyor. Durumdan haberdar olan Fırat Aydınus bu defa kendisini şikayet eden temsilciyle tartışıyor. Cenk Altun bunun üzerine TFF Başkanı Hüsnü Güreli'yi arayarak durumu anlatıyor. Başkan Güreli de konunun yazılı bir şekilde kendilerine rapor edilmesini istiyor. Bu kayıtlar incelenecekmiş ve Süper Lig'in tecrübeli hakemi Fırat Aydınus'tan 5 sene önce 9 Mart 2014'teki Galatasaray-Akhisar karşılaşmasında Galatasaraylı Melo ile girdiği bir diyalog sırasında küfrettiği sosyal medyada iddia edilmiş ve bazı görüntüler kamuoyuna yansımıştı. O dönemde Aydınus'un 4. hakemle aralarındaki tartışmanın Melo'ya küfür olarak yansıdığı iddia edilmişti. Dönemin federasyonu ve MHK'si Aydınus'un Melo'ya küfretmedim beyanını esas almıştı. Yani yine aslında orada da bir küfür mevzu var ama yine yardımcısıyla geçiyormuş. Melo'ya gibi yansımış. Yok orada da Melo öyle bir iddia oldu. Melo diye yapıldı. Ama yardımcısına küfür etti. Burada yardımcısına etti, sorun yok yani. Ciddi yaptırım olabileceği söyleniyor. Öyle deniliyordu. Melo değil, yardımcısına edildi diyorlardı. Evet, etmedik, yardımcısına etti. Yani ne var bunda yani? O haber de şunu gösteriyor ki bir hakem yardımcısına küfür edebiliyor demek. Bu olay konusunda demek ki potansiyeli var. demek ki diyorsun ama aslında biliyorsun hani şey sana, Fırat Aydınus'un potansiyellerini. Hakemliğin çivisi çıkmış abi. Yani öyle bir nasıl diyeyim, devrim mi diyeceksin? Bir de bir yandan düşünüyorum, nasıl yapacaksın bunu? Hani yapmak da çok zor. Çünkü elde avuçta olan hakemler bunlar. Yani bunların hepsini bir kenara koyup ya elde şuradaki hakemlerle mi alakalı, yoksa hakemlerin yönetim biçimiyle mi? Yani hani daha doğrusu hakemlerin yönetim biçimi değil. Sadece federasyona ve MHK'ya da haksızlık etmek istemiyorum. Ligimizin durumuyla alakalı mı? Ya hakemler ya, üzerindeki baskı futbol, çok büyük Halil bizim ya. Futbol iklimimiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Ha? Yok. Bu kadar yok. Belki Arjantin liginde vardır. Biliyorum ama bizim futbol iklimimiz maşallah hep birlikte, buna medyası dahil ki bu ayrı koymak mümkün değil. Medyası, taraftarı, kulüpler, yöneticiler hepsi dahil. Bunları bir toparla. O futbol iklimi onları oluşturuyor zaten. Bunların hepsine hak veriyorum. Bunun çeşitli ama çok olumsuz sonuçları var. Hatta futbolumuzu bile bence geri götüren önemli sebeplerden birisi bu bizim futbol iklimi diye senin adlandırdığın yaşadığımız şey. Birçok rezillik. Ama Fırat Aydınus özelinde de bence ona da bir bakmak lazım. Fırat Hoca çok iyi bir hakem. Gerçekten çok iyi. Dünya çapında iyi bir hakem olduğunu, bunu herkes kabul ediyor zaten. Hani o görülüyor, öyle bir potansiyeli olan. Çok çok iyi, kaliteli bir hakem. Fakat böyle bir zaman zaman böyle şeylerini hep duyuyoruz. Fırat Hoca'yla ilgili böyle şeyler çok duyuyoruz. Öfke problemi mi? Medyaya yansıyan öfke problemi bilmiyorum. Artık onun adını ben ama koyamam. Fırat, sanmıyorum öfke problemi. Her hakemin dediğin gibi baskıdan mı? Bir uslubunda bir bazen böyle problemler olabiliyor. Futbolcuya davranışı değil mi? Evet, böyle hani evet. Sahadaki bir antipatik bir görüntüsü oluşuyor. Ama bütün hakemlerin geneline baktığın zaman hepsinde bir sıkıntının net olduğunu görüyorsun. Bunu baskı da diyebilirsin. Ama bir insan ilişkisi konusunda bilmiyorum. Bu baskıya, bu büyük baskıya Fırat Hoca'nın cevap verme şekli belki de böyle ama orada bence problem. Ama artık ya Fuat, artık profesyonel hakem oldunuz. Yani hani işte abi, ne baskıları, kadar insansın sonuçta insan. Baskıları kaldırabilmeniz kadar lazım artık. Mesela ben bir maçta hatırlıyorum. Ya bir hakem, futbolcuya bir bakışı var kardeşim. Ya diyor ki gel seni köşeye ağzını burnunu kırayım diye. Ya bir hakem bu kadar negatif bir şekilde futbolcuya bakamaz arkadaş. Bu kadar kötü bir şekilde bak. Alper Ulusoy. Bu kadar kötü bakamaz.
Nasıl bakıyor? Ben şimdi burada onun şeyini yapmayayım. Bunun Instagram'da filan, pardon, Twitter'da filan hem fotoğraflarını, yakın çekim görüntüleri, maç sırasında. Madem sen sana sordu nasıl yapıyor? Göster nasıl yaptığını. Maç sırasında. Madem değil mi göster? Kötü bakmış. Ben kötü. Ben göstermesin lazım. Ben hiç kimse kötü bakmadığım için. Emoji yapıyorsun. Kızgın emoji var ya onun gibi. Emoji de iyi. Kötü bakmadığım için. Bir tek onu yapamam. Kızgın emoji. Bir tek onu yapamam kötü bakışı. Bir örnek vereyim size. Son haftadaki maçta bir futbolcuyla, isim vermeyeceğim, hangi takım ve hangi takım futbolcusu ve hangi hakem, ismini vermeyeceğim. Bak. Çünkü yeni daha. O zaman anlatma. Hayır hayır ama dinle. Geçen hafta yaşandı bu. Hı hı. Hakem ve futbolcu birbirine, bak şu muhabbet yapılıyor. Çıkar üstündeki formaları, sen de çıkar şu köşeye gidip kapışalım bakalım. Hadi canım sen. Kim kimi dövecek maçta diye. Maç sırasında bak. Maç sırası böyle bir muhabbet yaşandı. Hangi abi ligimizde oldu onu söyle bari. Süper Lig'de be kardeşim. Süper Lig'de. Evet. Allah ya Allah. Şimdi hakemlerin çıkışta görüşürüz diyorlar bu yani. Bu boyutlarını bak nerelere kadar gelmiş arkadaş. Allah Allah. O yüzden şaşırmıyorum. Dediğin gibi bu baskıdan da olabilir. Ben buna inanmıyorum. Sen? Sen bunu nereden duydun? Söylemesin. Birinci ağızda. Hayır söylemem. Hakem mi söyle, futbolcu mu söyle? Birinci ağızdan duydum. Ya, çok enteresan ya. Olacak iş değil yani. Gerçekten. Korkunç bir şey ya. Şu anlattığın gerçekten evet. Korkunç bir şey. Birebir yaşanmış. Çıkışta görüşürüz. Ya, çıkışta görüşürüz. Çıkışta ne diyor Allah falan değil mi? Öyle ya. Allah Allah. Ve çok ilginç. Öyle hani araya giren duyan futbolcular falan da var. Ne oluyor ya falan diyor oluyor. Millet hop kapatıyorlar konuyu böyle. Korkunç. Daha ne anlatayım ben diyorsun. Ha daha, yani hani ha. O yüzden hani birbirlerine küfür etmişler bilmem ne, iş boyuta gelmiş. O yüzden diyorum ben hakemlerin sadece Fırat bir kere şunu söyleyeyim. Murat Tamer. Yani son zamanlarda gazetecilik, habercilik konusunda o kadar çok sıkıntı var ki hiç haber yok ortada. O yüzden çok tebrik ediyorum hani Murat Tamer'i. Çok güzel bir haber. Çok şükür birini takdir ettim. Evet. Çok güzel bir haber. Ben biliyorsun haberciliğe saygı duyarım abi. Evet. Ben habercilik olmadım aslında. Moderatörlüğe duymadı. Moderatör sen benim bittin sen. Moderatörlüğe duymadı. Kesin. Çok ayıp. Haberci. O yüzden Murat'ı buradan tebrik ediyorum. Zaten Türkiye Gazetesi'nde değil mi? Evet, evet. Türkiye Gazetesi'nin hakem konusundaki şeyleri çok iyi. Böyle hani algılar açık istihbaratı ve çok iyi. O konuda ben de hakem konusunda en çok takip ettiğim sosyal medyada yazarları var. Çok takip ediyorum ve ne dedilerse hepsi oluyor. O yüzden haberin hani eğrili bürülü hakkında en ufak bir tereddütüm yok. %100 yaşanmış haber. Onu belirteyim ama Fırat Aydınus 3 aydan fazla, yanlış çok da iddialı olmayayım, 3 aydan fazla hakemlik hayatı da bitebilir. Federasyonun vereceği cezaya da bağlı bu. Sezonu kapayabilir. Bu çok konuşuyor bak. Fırat Aydınus ceza alacak diye duyuyorum. Gerekçesini bilmiyorum. Demek ki bir sebebi var mı? Sezonu kapayabilir. Beni burada haberde bir tek soru işareti var. Onu herhalde öğrenemediler. Sonuçta yine haberi şey atmak istemiyorum. Neden Yusuf Bozdoğan'a bu kadar tepki gösteriyor, bu kadar küfür boyutuna gidiyor? Fiziki boyuta kadar gidiyor. Fuat sen de her sabah NTV Spor'da gazeteleri alıp önüne cak 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 Mehmet Demirkol'la böyle sallardınız. Bu soruyu senin sorman gerekiyor, benim değil. Ne diyecek? Ben de ne diyecektim? Beyefendi, ya seni algılaman lazım. Yani üslubunuza dikkat et. Merve Hanım, terk ederim sizi. Beyefendi böyle konuşuyorsun. Ama zaten geç geldin Fuat abi, derken çıkarsan yandık. Nasıl konuşuyormuşsun? Cak cak cak. Cak 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 diyor ya. Bir şey söyleyeyim mi? Soruyu senin sorman gerekir. Bir şey söyleyebilir miyim? Allah. Halil abinin seninle olan yayınlar... Hayır, bir de lafı bırakmıyor, sonra seni sorman lazım diyor. Sanki bize... Sanki sormaya bırak. Çalıştığını müsaade ediyor değil mi? Hı hı. Affedersin sen bir şey söyleyeyim. Yok ama yani. Halil'le benim. Halil abinin içinden başka bir şey çıkıyor senin olduğun yayınlarda. Neden anlayamadım onu? Bir raydan çıkıyor. Hayır, yok. Ya öyle diyelim. Daha ben daha kibar anlatmaya çalışıyorum. Raydan çıkıyor. Elektriğimiz uyuşuyor. Elektriğiniz mi uyuşuyor? Uyuşuyor. Yani uyuşuyor. Güzel tartışma ortamı güzel oluyor. Oluyor. Fuat'la. Sen... Allah Allah. Sen böyle hani ben ağzı dökük emojiyim galiba. Öyle anlatıyorsun herhalde. Yok yani hani şöyle bakıyor ya şöyle. Anladın değil mi? Peki yani... emojileri de hakim. Bir emoji şeyi var biliyor musun sen? Oyunu var. Emoji oyunu. Öyle mi? Yok bilmiyorum onu. Emojilerden atıyorum şarkı sözü, isim falan şey yapıyorsun, oluşturuyorsun. Öyle bir yarışma var. Ben şey oynuyorum. Oyun var yani. Neydi? Söyleyeyim hemen oyunun ismini. Abi oyun ismi söylenir mi? Söyleme, reklama mı giriyor? Allah Allah.
Benim hiç oyun olmuşum. Tumblast söyleyeyim bak. Onu... İyi oldu. Tumblast pardon. Tum değil. Ne, balon patlatma mı? Yok değil ya. İşte. Neyse boş ver. Güzel bir oyun ama. Şu anda 850. level'dayım. Allah Allah. Hiç işi yok belli. Evet, nerede kalmıştık ha Burak? Program bitti artık. İşte sen bize saldırıyordun en son. Ne diyordun? Sen merak etmiyor musun diyorum. Varsa... Ha, oraya geldik hani. Niye acaba yürüdü? Penaltı pozisyonu yüzünden mi? Hani başka Arda'nın... kişisel bir şey mi? Başka bir şey mi? O da o, yani beni şu anda çok cezbetti yani o konu. Neden kavga ettikleri? Herhalde çıkar ortaya. Penaltı zaten var yani, onlar birbirlerine niye kavga etsinler? Var gidip bakıyorlar. Penaltı için kavga etmezler herhalde. Bilmiyoruz Halil yani, şimdi eskiden biz cak konuşuyorduk bir şey ama işte bilmiyorum yani. Unuttun. Artık unuttum. Bilsem geçti, söylerim zaten. Geçti. Cak anlatırım ama hayır, bilmiyorum. Hayır, anlamadın sen böyle diyeyim. Hani şimdi bu haberi okurken diyecektiniz size, derdiniz ki orada. Ha, ya, tamam da. Ha. Ama orada... Sallayacaksınız ya. İlle. Tamam ama söz bize... Bizim de Habertürk'te az sallamadınız. Bırakmıyorsun ki. Ha. Ya peki. Mümkün mü ya? Peki niye? Haberdeki eksik unsurdan bahsediyor. Niye bunu yazmadınız acaba bu? Ben bak, onu merak ettim. Aslında... Tavırlar da böyledir ha. Bak, tavırlar şimdi, da böyle. Bak Merve ne yapıyor biliyor musun? Bak bu eski, uyanık, eski bir Kızılderili numarasıdır bu. Aslında kendisi eleştirecek haberi benim üzerimden yapıyor bunu. Hayır, yani demek istiyor ben. Ki bu unsur bu haberde ben eksik kardeşim diyor. Kavga neden çıkmış, bu neden yok bu haberin içinde diyecek. Ama habere de saygı gösterdim ama. Haberi bunu diyemiyor. Tamam, ha, önce güzel. Bir saygı gösteriyor ama. Hayır, haber saygı çok güzel ama amadan Fuat Aktağ olsun diyor. Ha, ben şey, o da ben olayım. Abi. Peki nerede bunun unsuru söylüyorum. Nerede eksik unsur eksik var bunda? Unsur. İşte var canım. Haber güzel ama bölümünü... Herhalde alamaz yani, her şeyde alacak zorunda. Onu da ben söyledim. Alamaz. Sen söyle, nedir peki? İşte söyledik ki eksik olsun. Bilmiyorum. Ya bilmiyoruz. Bilmiyorum, haberde olsa mı diyecektik? Hayır ya, çok iyi. Söyle diyor ya, sanki sen biliyorsun. Sen öyle dedin. Söyle peki. Şöyle olmuş. Şöyle olmuş. Kemal abi geldi. Kemal abi gelmiş. Şimdi o faul pozisyonunda Fırat Aydınus'a şöyle demiş falan diye anlatacak, biliyor hikayeyi. Kemal abi gelmiş. Arkadan şeyde Turgay'la geliyor. Yalnız kameraman arkadaşlar sıkıldı bak. Gidiyorlar. Bak ya, hakikaten ya. Birisi gidiyor. Onlar program bitti diye hareket ediyorlar. Evet, gelelim sağlık öteki efendim. Konuya gelelim. Yok bitti mi? Ha, pardon. Bitti. Artık haftaya konuşuruz. Hızını alamadı. Galatasaray'a kaldı. Hiçbir şey konuşamadık ondan. Bir iki çift laf etsin şu Galatasaray olmadan. Dur söyle. Yok, o zaman bitti. Konuşturmaz o şimdi. Öyle boş bakar. Ondan sonra konsantre olamam. Şey olacak bir takımı gibi. Laflara bak. Boş bakar dedim. Bak şimdi program bitince öyle yapıyor çünkü. Bir televizyon programı. Program bitince moderatöre boş bakar diyen bir insan Fırat Aydınus'u eleştirme hakkı buluyor kendisi. Evet. Ay Fırat Aydınus. Seni eleştiremez. Hayır, bir şey söyleyeyim. Ben eleştirmiyorum. Sonra federasyon eleştirim cezasını verecek zaten. Efendim neymiş? Fırat Aydınus saldırganmış. Peki Halil Özer'e kim zabıt tutacak? Temsilci de yok. Kimse temsilci yok. Gözlemci yok. Çok affedersin arkadaşlar. Benim hakkımı kim savunacak? Yanlış anlamayın. Burada mülayim konuşuyorum. Burada en ufak uysal konuşuyorum. Efendice konuşuyorum. Bağırmadım. Merve bitir programı Allah aşkına. Fikir tartışması bu bizimki. Tamam. Fikir tartışması. Peki. Fikir. Neydi? Cak cak. Cak yatıyorsun diyor. Boş bakıyorsun dedi bana. Üstüme iyilik sağlık diyorum. Ağzına sağlık diyeceğim de. Yani dilim varmıyor yani bunları söyledikten sonra. Ağzına sağlık. Dili tutulmasız dedi. Ağzına sağlık genelde güzel şeyler söyleyen insanlara söylenir ya. Hani herhangi bir şekilde ağzına sağlıklı bir içerik. Sana Uğur, Murat Özbostan böyle sessiz sakin insanlar. O istediğin gibi. Drone gibi yönet. Hiç şey yapma. Ne yapsın? İşi o zaten. Öyle, ses sakin öyle. Öyle olunca drone rahatsız oluyorsun tabii. Bak, teknoloji, emoji biliyor. Drone her biliyor. Şey her şeyi de yönetiyorsun böyle çocukları. Hiç böyle garibanlar böyle. Peki diyorlar. Bir kere bu Murat Özbostan'a bir kızdı. Bak yemin ediyorum çocuk hala burada oturuyor. Aslında. Şoka girdi. Hala atamadı kendini şoktan. Yapma ya. Böyle kaldı. Alışmamış ki çocuk. Ne yapsın? Böyle şimdi. Eyvah, neyse biz kapatalım. Nereye gidecek bilmiyorum gerçekten. Yalan de, yalan de. Gerçekten yalan nereye gidecek? Yalan. Bak, kapatıyoruz. Yalan de, yalan de. Murat Özbostan konusu yalan mı? Yapayım, yalan. Yalnızı yalan ya. Burada, ya nerede oturdu da söylüyorum. Burada oturuyordu. Ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta iple çekiyorum açıkçası. Ben gene mi geleceğim? İnşallah. Ne fark eder ki zaten yarısında geliyorsun. Geldin 15 dakika. Ben burada şey gitti. Tükürük bezleri bitti konuşmaktan. Neyse ki yorulmuşsun sen de.
O yüzden bitirelim madem yorulduk. Bitir. Tabii bizden sonra. Evet. Bizden haftaya da gelecek. bizden sonra Doktor Jivago var. Onu öğretecekler. Niye bitiriyoruz hemen? Ne güzel iş. Ha, yayın akışına da saygısı yok. Çok iyisin. Doktor Jivago'yu beğenmiyorsun. Hayır, beğeniyorum. Hayır. İstiyor ki. İşte beğendiğim için diyorum. O kadar böyle bir şey var ki apar topar bitiriyor. Doktor Jivago'yu bile rakip görüyor kendisine, görüyor musun? Onunla. Siz bugün anlamaza yatıyorsunuz bugün. Ben şu anda Doktor Jivago. Kim oynuyor başrolde Doktor Jivago'nu? Ben konuşayım daha iyi. Söyler misin? Çabuk söyle. Bilmiyorum. İzlemedim. İşte onun için bakacağım, izleyeceğim. Sormuyorum. Hayatta bilmez zaten. Yani doğmamış. Doktor Jivago'nun kimdi ya hakikaten? Ömer Şerif. Ömer Şerif doğru. Ömer Şerif, bravo. Bonanza'ya falan gideceksin sen şimdi. Yok. Peki. Acı izledim filmi. Bence Suna, sen jeneriği bir an önce gönder. Yarın aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Roma'yı izle.